Başkan, nasıl gidiyor çalışmalar? İyi abi, tam gaz devam. Onun için de yerinde bir plan da bulunabilirsin galiba. Telefonla görüşmem için bile olur. Tabii doğrusu. Tam bir de abi mesleleri falan ayarlayayım şu anda. Tespit ediyor, onlarla uğraşıyoruz. Karesi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Özbay ile müteahhit Galip Ertekin'in kendisini ziyareti esnasında ilçeye yapılanlar hakkında bilgiler veren Savaştepe Belediye Başkanı Turgay Yüksel, yaptıkları çalışmaları şöyle değerlendirdi. Tabii vaat ettiğimiz birçok projemiz vardı. Vardı ama kazandıktan sonra da böyle bir kötü belediye alacağımızı hiç beklemiyoruz. Vaat ettiklerimiz yanında işte yollarımız vardı. Öncelikle yollarımız, sokak aralarının taş yapılması. Sanayi bölgemiz çok kötü durumdaydı. Kanalizasyonun bile yarısı çekiyordu, yarısı çekiyordu. Onun için söz vermiştik. Onu başardık. Hatta taşımızı da döşedik sanayimizde. Öncelikle olarak mahalleden bıraktık. İlk önce onu tamamladık. Bunları yapabilen için ekip, yani araç kullanımı olması gerekiyor. Geldiğimizde iki tane çöp aracımız vardı. Her gün dua ediyoruz. Arıza yapmasın diye. İller Bankası'ndan sağ olsunlar müdürlerimiz desteğiyle kredi çekerek araç kullanımı geliyor. İki tane çöp kamyonu, bir tane yollak kamyonu aldık. En çok şikayetlerden biri de kabristanlarımız çok kötüydü. İnanın orman denecek kadar kötüydü. Onları şu anda bir gül bahçesine çevirdik, temizliğini yaptık, toparladık, derledik. Çocuklar için oyun parkları için bir projemiz vardı, onu da gerçekleştirmiştik. Çeşitli mahallelerimize oyun parkları çektik. Atıl durumda bulunan bir soğukhane depomuz vardı, daha önce bir çatısı falan yoktu. Bunu da Mimarlar Kalkınma Ajansı destekleriyle bir proje sunduk oraya. Şu anda 0-1 soğukhane depomu yapmış bulunmaktayız. İlçemizde özellikle istasyon altı dediğimiz bölgemizde, Fatih Mahallesi dediğimiz bölgemizde kanalizasyon sıkıntısı vardı. Bunları bölgesel olarak yeni bir hat atarak veya hattı değiştirerek bu sorunu çözdük. Ayrıca bir de hastane bölgemiz vardı. Her yağmur yağdığında hastaneye su basardı. Bunu da ciddi bir projeyle çözdük. Tabii daha başka projelerimiz vardı ama dediğimiz gibi yani belediyenin bu durumda olduğunu bilmediğimiz için bazı yapamadığımız projeler var. Mesela kapalı pazar yeri. Pazar yeri şu anda açık. Onun da mülkiyetinde bir sıkıntı olduğu meydan çıktı. Yoksa şu anda kapanmıştı yer. Tabii davalık olduk. Dava aşaması şu anda Yargıtay'da biz itiraz ettik. Onda bir uhdemiz var. Pazar yerimizi kapatamadığımız. Belki aday olmamızın tek sebeplerinden biri de bu. Evet. Bu vaat ettiğimiz yapamamızın mahsubiyetini inşallah kazandığımızda yaparak.